Merhaba Sayın Alabardı izleyenleri. Bugün sizlere liberal eğitim nasıl olmalıdır onu anlatmadan önce de şu anki eğitim sistemi hakkında bazı yorumlarda bulunacağım. Bu aslında bizim hani neden serimizin, daha doğrusu neden liberalizm kısmının ikinci bölümü. Tabii ondan önce Aras arkadaşımızın da neden fazla liberalizm çok kötü. Yani liberalizm güzel bir şeydir ama o kadar da güzel bir şey değildir temalı. Ve peki eğitimi kim ne yapacak? Vahşi Batı gibi hepimiz ortada mı kalacağız? Ne olacak gibi endişelerine aslında bir cevap olarak bu videoyu şey yapıyoruz, hazırlıyoruz. Önce hani eğitimin amacı nedir? Buna kısaca bir şey yapalım, değinelim. Daha doğrusu kamusal eğitim nedir? Bugünkü her çocuğa devletin garanti olarak şey yaptığı, sunduğu kamusal eğitim aslında 19. yüzyıla kadar yoktu. Bildiğimiz anlamda yoktu. Bu zamana kadar eğitim genelde tüccar sınıflarının, soylu sınıflarının, ruhban sınıflarının içinde bulunduğu bir faaliyetti. Ve buralardan, bu eğitimlerden çıkan çocukların ne olacağı zaten belliydi. Ya devlet yönetiminde bir yere geliyordu, ya orduya gidiyorlardı, ya da bir dini kurumda görevlerini sürdürüyorlardı. Yani eğitilen kişinin zaten toplumda belli bir mevkiye sahipti ve yani şey içinde, parantez içinde, yani işi, mesleği zaten hazırdı çıktığı gibi. Zaten aslında bugün bile eğitim dediğimiz şey mevcut ekonomik sisteme bu ihtiyaçları cevap verebilecek insan yaratmadır eğitimin amacı. Ama sanayi devrimi geliyor bütün ihtişamıyla. Sanayi devrimiyle beraber artık okuma yazma bilen insan sayısının artması gerekiyor. Neden? Çünkü makineler var. Bu makinelerin kullanım kılavuzları var. Makineler nasıl tamir edilecek? İşte bu düğmeye basarsam ne oluyor gibi soruların cevabını bulması için insanların en basit seviyeden de olsa okuma yazma bilmesi gerekiyor. Mesela telgraf diye bir şey çıktı. Telgraf memurlarının okuma yazma bilmesi gerekiyor. Devletler artık daha da merkezileşmiş, daha da güçlenmiş. Artık yani eskiden yüzlerce, binlerce kişinin olduğu şehirler artık yüz binlerce insan tarafından yaşanır hale gelmiş. Bunlar için elbette saymanlar gerekiyor. Çünkü vergiler toplanıyor, askere alımlar vesaireler var. Yani bunlar için belli bir eğitim, eğitimli bir sınıfın şey yapması, çıkması gerekiyor. Bu birinci amaç kamusal eğitimin. İkinci amacı ise aslında devletin çocuklara daha akli ve duygusal gelişimini sağlayamadan bir ideoloji aslında aşılaması. Yani onlara bir doktrinizasyon sağlıyor. Mesela işte bu Alman modelinden bahsettik. Alman çocukları, Almanya o zamana kadar yüzlerce küçük prenslik ve şehir devletinden oluşan bir yapı. Yani böyle ortak bir Alman kimliği yok. Evet, Almanca konuşuyorlar vesaire ama nasıl mesela Türkiye'deki Türkçe farklı, Azerbaycan'daki Türkçe farklıysa, ki Türkiye'nin içinde bile yani Türkçe şey değil, tam olarak aynı değil. Almanya'da da böyle bir çeşitlilik var. Bütün bu devletler zamanında birbirini kırmış, birbiriyle rakip olmuş yapılar. O yüzden Alman İmparatorluğu oluştuğunda, yani Almanya'nın siyasi bütünlüğü sağlandığında yeni bir Alman kimliği yaratmak gerekiyordu. Bu kimliği de nasıl yaratacaksın? Çocuklara küçükten itibaren diyeceksin işte biz kadim Alman milleti, önce Romalılar tarafından sonra Fransızlar tarafından hep saldırıya uğradık. Ama biz tabii kimseye saldırmadık. Asla öyle bir şey yok. Biz işte bugüne kadar ayakta durduk ve siz çocuklar büyüyünce bu Necip Alman milletini bütün Avrupa'ya, ondan sonra da dünyaya hakim kılacaksınız diye böyle bir hamasi milliyetçilik pompalıyorlar. Ki bu modelde sonra diğer Avrupa devletleri de çok beğenip kendi ülkelerinde uyguladılar. Sonuç ne oldu? Birinci Dünya Savaşı ve makineli tüfeklerle topçu ateşine doğru koşan bir sürü çocuk. 16 yaşında şey yapan, yüz binlerce, milyonlarca ölen çocuk. Yani devlet eğitimi, hani bugün bizim istediğimiz şey ne? İşte düşünen, araştıran, sorgulayan gençlik istiyoruz. Ama devletin eğitimi aslında itaat eden ve inanan insanlar yaratmaktır. Belli bir düzene hizmet için, yani o hizmet aşkıyla yanmak ve düşmanlardan nefret etmek üzerine kuruludur. Ondan sonra benim bir Y nesli olarak eğitim tecrübem hakkında ufak bir giriş yapayım. Kendi tecrübelerimizden konuşalım. Mesela resim iş dersinden faydalı bir şey öğrendik mi? Ben 87 doğumluyum. Şey yapın, siz de aşağı yukarı öylesiniz. Yorumlarda yazın. Resim
İş dersinden faydalı bir şey öğrenen oldu mu? El becerileriniz gelişti mi? Evde mesela ufak tefek tamir işleri yapabiliyor musunuz? Ya da mesela incik boncuk gibi bir yeteneğiniz oldu mu? Ya da bir ilginiz oldu mu? Yani bu retorik bir soruydu. Cevabı da elbette hayır. Yani bu resim iş dersinde hiçbir şey öğrenmedik. Ya da mesela müzik dersi. Yani müzik dersi mesela sizin müzik sanatına karşı anlayışınızı daha derinleştirdi mi? Ya da sizin bir yeteneğinizi ortaya çıkardı mı müzik dersi sadece? Hayır. Elbette. Müzik dersi blok flüt satan adamları zengin etti. Bunun dışında başka hiçbir şey yaramadı. Yani hangi ünlü sanatçı, hangi ünlü şarkıcı ya da müzisyen sadece müzik öğretmeninin sayesinde mesela piyasaya çıkabilmiş ya da eserler yaratabilmiş. Ya da edebiyat dersleri de öyle. Ben edebiyat dersleri sonucunda mesela hangimiz mesela hani bu ölümsüz edebi eserleri şey yapabilmiş, özümseyebilmiş. Hatta yani bunları bıraktım. Ya bugün mesela şeyde de görüyoruz, sosyal medyada görüyoruz. Yani imla hatası olmadan, hatta imla hatasını bıraktım, hani mantık hatası olmadan bir paragraf yazan insan bulmak o kadar güç ki. Yani giriş gelişme sonuç zaten şey yapıyor, hak getiri. Bunu bile maalesef gerçekleştirememiş bir sistemimiz var. Ya da sosyal bilgiler diye bir ders vardı. Ya ben vallahi hiç hatırlamıyorum sosyal bilgilerde ne yapıldı. Onu bile hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa lütfen söylesin kardeşim. Ben hiç yapmıyorum. Yani ya da dört işlemi öğretemediğimiz yerde kovalent bağları öğretmeye çalıştık. Logaritmayı öğretmeye çalıştık. Kartezyen koordinatları öğretmeye çalıştık. Kusura bakmayın, bu sistemden hiçbir şey çıkmıyor da zaten. Hatta sınav sistemi, benim zamanımda ÖSS diye bir şey vardı. Şimdi o YGS oldu. Ondan sonra başka bir şey de oldu galiba. İsimleri durmadan değişiyor. Üniversite sınavı diyelim kısaca. Üniversite sınavı öyle bir ucube ki sürekli çalınan cevaplar. Her sene sorular çalındı. Sıfır çeken on binlerce, barajı geçemeyen yüz binlerce çocuk var. Ondan sonra zaten sorular da ayrı skandal. Neydi belirsiz sorular. Hiçbir şekilde sadece ezber becerisini şey yapabilen, ölçebilen sorular. Yani daha zeka ya da yetenekli hiçbir alakası olan sorular. Ve üniversite yerleştirme sınavı nedeniyle lise eğitimin en az yarısı heba oluyor. Çocuklar, ben mesela hatırlıyorum, bizim zamanımızda lise 3 seneydi. Biz 3. seneyi ÖSS deneme kitaplarını açarak geçirdik. O sene hiçbir şey öğrenmedik. O sene hiçbir ders yapılmadı. Gittik ÖSS soruları çözdük kardeşim. Yani bu mu şey çocukları geleceğe hazırlayan ya da şey sorgulamayı öğreten ya da devlet güvenceli bir standart yaratan, hani bütün eğitim sektörüne şey yapacak, liderlik bulunacak eğitim sistemi bu mudur? Yani ben diyorum ya, kafama uygun 5 kişi bulsam Türkiye'deki liselerin %90'ından daha iyi eğitim veririm. Ben bundan eminim kardeşim. Hatta hadi tamam, bundan şey yaptık, kapağı attık bir şekilde üniversiteye. Bundan sonra karşılaşacağınız tablo nedir? Hocam bu vizede çıkacak mı? Hocam bu finalde çıkacak mı? İngilizce olur bazı dersler. Yani ki o da ayrı bir işkence. Ya hocam şurayı bir Türkçe anlatır mısınız falan der mesela bütün sınıf. Ya böyle bir şey yani, ve hoca da evet der, kabul eder. Yani bir de böyle bir şey var. Hatta bazen hoca şey yapar. Hoca bıkar İngilizce konuşmaktan. O kendisi Türkçe anlatır. Yani böyle bir şey. Yani sonra da şey yaparız tabii ki. Ay neden çocuklarımız İngilizce konuşamıyor? Efendim işte üniversiteden neden bilim çıkmıyor falan. Bunları çok şey yaparsınız. Çocuklara yine aynı bu şey saçma sınav sistemi nedeniyle anahtar kelimeleri sunuyorsunuz. Tamam mı? Yani hocanın istediği bazı anahtar kelimeler var. Bazı anahtar cümleler var. Onları yazdınız mı geçiyorsunuz sınavdan. Bu kadar. Yani otorite ne isterse onu sunmak. Yani mesela ki bu insani bilimlerde hani geçerli olan bir şey. En nihayetinde hani sayısal şeyler için öyle diyemeyiz ama biz şey değil, hani o çocuğun mantık yürütme kabiliyetini ölçmek istemiyoruz. O çocuk o kitabı okuyup ezberlemiş mi? Bunu şey yapmak istiyoruz. Ölçmeye çalışıyoruz. Ve ondan sonra da hani fikri hür, vicdanı hür insanlar bekliyoruz. Nasıl olacak bu iş? Ki bu da zaten yani hani mesela bilmiyorum kaçınız acaba üniversitede sunum yaptınız? Senede kaç sunum yaptınız? Yani 2 ya da 3 kere yaptıysanız öpüp başınıza koyun. Ki maalesef özel üniversitelerde bile bu problem var. Özel üniversitelerde bu problemin olması da aslında devlet üniversitelerinin yarattığı kötü standartlar. Yani hani o birazcık iyisini görünce ya da daha az kötüsünü görünce de şey yapıyoruz. Onu öpüp başımıza koyuyoruz. Böyle bir sorun var. Ve eğitim bir talebe bağlı olmalı. Yani eski çağlarda bir eğitim almak için ya bir hani mesela Platon'un akademisi gibi sayılı olan yerlere gitmeniz gerekiyordu. Ya da elbette yani seçkin ailelere şey, yani sadece seçkin ailelerin tabii genelde getirebileceği bir öğretmen getirmeniz gerekiyordu. Ama en sonunda bu sistemde
İnanılmaz parlak siyasetçiler, sanatçılar, edebiyatçılar, bilim insanları çıktı. Yani bu insanlar bugün bile bu kendi alanlarında çok büyük bir ilham veriyorlar. Maalesef ama bugünkü eğitim ortalama insanın kalitesini artırmıyor. Yani kimse bana kusura bakma yani onlarca yıl önceki hurafeler hala tekrarlanıyor. Hala Osmanlı Devleti'nin çöküş sistemini haremdeki kadınlara, işte yok zamanla yeteneksiz padişahların çıkmasına, işte devletin doğal sınırlarına ulaşmasına bağlayan bir şey var. Sistem var. Hayır yani o bir de biz ben bir kere sordum. Hoca şey yapmadı, sallamadı bile. Ya hocam dedim hani doğal sınır nedir yani Osmanlı'nın doğal sınırına ulaşması? O zaman nedir yani bir denizin, dağın, nehrin olması mı mesela? Hani bunlar bile şey yapılmadı, bunlar bile tartışılmadı. Söylenildi ve geçildi. Elbette o yüzden de insanlar bugün kolay cevapları istiyor. Ama sadece tarih için değil, kendi hayatı içinde de kolay cevapları istiyor. Ekonomi için de kolay cevapları istiyor. Oysa hani benim liberalizm dediğim şeyde maalesef tek bir cevap yok. Kolay bir cevap yok. Onun yerine bireysel teşebbüs diyoruz ya aynı zamanda bireysel sorumluluk da gerekiyor. Yani kusura bakmayın o hocanın şey okuduğu, hocanın bir kitabı öğrencilere okuduğu ve ondan sonra da öğrencilerin hocam bu sınavda çıkacak mı dediği bir sistemde hiç kusura bakmayın sorumlu bireyler yaratamazsınız. Yani otoriteye bakın acaba bize ne diyecekler, bize ne verecekler diyen insan yaratırsınız. Bu insanlar işletme ortaya çıkaramaz. Ya bir büyük şirket olsun da oraya girelim der. Ya da KPSS'ye girelim de orada memur olalım der. En sonunda da mesela özgürlüğü başıboşluk olarak anlıyoruz. Mesela hani Aras hani şöyle demişti ya eğer devlet kontrol etmezse eğitimi ya da kamusal hani eğitim olmazsa işte herkes bildiği gibi yapar. Ondan sonra yani kötüye kullanılır gibi bir şey var. Bir de hani dolandırıcılık çıkar vesaire falan gibi şeyler var. Tabii bunun altında biraz şu da var işte bölücüler de acaba okul kurar mı? Yani işte bölücü terör örgütü ya da dinci, kökten dinci terör örgütleri kurar mı diye bir şey var. Bugün de kuruyorlar. Yani bugün de yine okullarımızdan terör örgütlerine katılan gençler var. IŞİD'in hatta şeyleri var. Kenar mahalle okulları vesaireleri falan var. Yani bu hani sözde sıkı sistem bize hiçbir şey getirmemekle beraber özgür bir eğitim sisteminde çok şey kazanabilecek çocukları da aslında engelliyor. Bu arada yani liberalizm sıfır devlet demek değildir. Hani sınırlı devlet demekti ki sınırlı olması da ya kusura bakma kardeşim seni orada vuruyorlar ama biz sınırlı devletiz hani şey yapmayız gibi algılanmasın. Eğer bir okul mesela biz bu eğitimi veriyoruz derse ve o eğitimi hani tanıttığı kalitede veremiyorsa zaten yani velilere burada hani dava açma yani hakkını hukuki yollarda arama yolu elbette açılır. Yani o şeyde mesela hani Aras'ın anlattığı yerde işte hani hani olmadığı gibi bir şekilde bir okul olarak gösteriyorsa zaten bu dolandırıcılık da suçtur ya bu. Liberalizm suçun şey yapılması yani hoş görünmesiyle alakası olan bir görüş değil ki. Aksine hukuk devleti. Yani benim bu bütün söylediklerim işleyen bir mahkeme sistemiyle, adalet sistemiyle zaten şey yapılır, tesis edilebilir. Ya ama maalesef tabii biraz da şununla alakalı. Biz de hani hocam eti senin kemiği benim buyur der veliler. Veliler çok az veli çocuğunun derste ne yaptığıyla, ne gördüğüyle, ders kitabında ne yazıyor? Yani öğretmenler ne anlatıyor? Bununla veliler genelde ilgilenmez. Çocuğu yolla şeye okula hadi bakalım ama çok donanımlı olarak çıksın. Yani bu da aslında ya eğitim biraz şey gibi oldu, mantra gibi oldu. Mantra bu işte hani Budizm ve Hinduizm gibi dinlerde sürekli tekrarlanan ve tekrarlandıkça meditasyona oradan da Nirvana'ya ulaşılacağını düşünülen şeydir, bir kelimedir. Bizim mantramızda eğitim olmuş. Yani eğitim diyoruz ama eğitim hakkında en ufak bilgimiz yok. Çocuğun eğitiminde ilk sorumlu kişi önce veli olmalıdır. Eğer velinin kendisi zaten bu işle uğraşmıyorsa iyi bir okul nedir onu anlayamaz. Ve biz eğer velilere güvenemeyeceksek çocukların kaderini tayin etmek için o zaman ülkenin kaderini tayin etmek için nasıl o zaman oy hakkı verebiliyoruz bu insanlara? Yani bir çocuğa bile güvenemiyorsak o zaman biz bütün bir ülkeyi neden bunlara şey yapıyoruz, teslim ediyoruz? Yani ben insanların yanlış karar verebilme hakkının da olmasını istiyorum. Hayır kardeşim biz senin adına buna karar verdik. Çocuğunu buraya göndereceksin. Yani bu şey değil, bu özgürlük değil. Kusura bakamaz. Ve devlet yardım etsin, devlet yapsın kafası aslında insanın bir de toplumdan kendisini nasıl soyutladığını da gösteriyor. Yani ben ya da benimle beraber birkaç kişi hani böyle bir kurum yaratalım, böyle bir konsept yaratalım demek yerine işte devlet
yapsın demek aslında topluma çok uzak olduğumuzu ve kendimizi de çok zayıf hissettiğimizi aslında şey yapıyor, gösteriyor. Siz sahiplenmezseniz devlet sahiplenir. Devletin sahiplendiği şeye de kimse sahiplenmez. Bir şey herkesinse kimsenin değildir. Hani devletin malı deniz, yemeyen keriz şeyinde hesabında. Herkes öyle bulduğu gibi alır ve götürür. Ondan sonra bir de ya Aras şeyden bahsetmişti. Hani Apple'dan da bahsetmiş. Bir ara hani böyle eğitim bilmem ne. Kaç dakika oldu? 20 dakika oldu lan. 20 dakika mı oldu? Olsun ama neden? Bak ben 8 dakika konuştum. Sen Aras'ı 10 dakika konuşturmuşsun. Adama %20 fazla şey vermişsin. Tamam mı? Konu buraya geldiyse bir zaman, sonraki video 40 dakika oldu. Hani siz eşitlikçiydiniz kardeşim? Herkese aynı şeyi veriyordunuz. Herkes zamanı. Eşittir ama bazıları daha eşittir. Ha, daha eşittir. Tamam oldu. Neyse Apple'da başka zaman konuşalım. Madem çok şey olduysa. Mesela şey var. Aslında bak. Ki o da eğitimle de aslında şey alakalı, çünkü en sonunda bunlar da bir hizmet, bir sektör. Hani işte Apple hani çok büyüdü. İşte hani cep telefonu sektörünü ele geçiriyor vesaire gibi bir mesela hani yorum var. Şöyle şu an bile ama birçok rakibi yok mu mesela? Samsung, Huawei, Xiaomi, LG, Vestel, değil mi, böyle büyük şeyleri var. Ki bunların hiçbiri yokken Nokia ve Ericsson vardı mesela. Bunlar cep telefonu sektörünü sallayan markalardı ama zamana ayak uyduramadılar. Yani iPhone kadar mesela kaliteli bir telefon çıkaramadılar. Mesela BlackBerry vardı. BlackBerry ile şey iyice bayağı kapışıyorlardı. Onlar da kaybetti. Ama yarın bir gün Apple da bu yarışın gerisinde kalacak ve başka firmalar şey yapacak. Birinciliği ele geçirecek. Ha dersen ki ya Apple peki gerçekten de ele geçirdi. Bütün herkesi ezdi mesela. Samsung'u ezdi, Huawei'yi, Xiaomi'yi ezdi vesaire falan diyelim. O zaman ne olur biliyor musun? Çok konuşulmayan bir şey var. 1910'larda çok büyüyen bir şirket var. Standard Oil. Şeyin, bu bizim eski dostumuz Rockefeller'ın, John D. Rockefeller'ın sahibi olduğu petrol şirketi. Bu arkadaşlar Amerikan petrol sektörünün %90'ını ele geçirmiş durumda. Yani o kadar büyük bir kontrolleri var ki. Ve gerçekten de bu kontrollerini çok kötü şekilde kullandılar. Yani fiyat, sonra Exxon'a dönüştü. Fiyat kontrolü. Exxon, Chevron vesaire falan. Sonra ama bak antitrust yasası çıkardılar. Tamam mı? Yani monopol, tekelleşmeye karşı bir yasa çıkardılar. Ve yanlış hatırlamıyorsam 8 şirkete böldüler. Yani Exxon ve Chevron onların en ünlüleri. Birçok farklı şeye böldüler. Yani hani liberalizm ya da serbest piyasa ekonomisi şeyde değil. Hani bütün piyasayı ele geçireyim ve sonra istediğim gibi sömüreyim diyen kişiye de bir dakika kardeşim dur ya. Hayır. Yani burada bir hukuksuzluk var. Sen buradaki gücünü kötüye kullanıyorsun. Ki bugün de zaten konuşulan şey şu. Google gibi, Amazon gibi şirketlerin de hatta aslında bölünmesi mesela bir söz konusu. Böyle konuşuyorlar çünkü. Gitgide daha da artan, katlandıkça büyüyen şirketler bunlar ve sadece mesela satın almada vesaire de değil, artık sosyal hayatımıza da iyice hani şey yapmaya başlayan şirketler. Bu yüzden de hani buna karşı da bir aslında hani müdahale yapılabilir. Daha da büyürlerse ve bu güçlerini de daha da kötüye kullanırlarsa. Çünkü o Facebook'un mesela seçimlerle ilgili bazı manipülasyonları da vardı. Ondan beri de zaten şey altında. Sonra çağırdılar şeye. Belki bir gün Twitter'ın da Facebook'un da şey yapıldığını görebiliriz. Tekelleşme yasası altında bölündüğünü görebiliriz. Her neyse, bu elbette bir daha çok liberal prensiplerin olmadığı bir eğitim sisteminde nasıl sorunlar yaşanır? Aslında bunu anlattım. Bir sonraki bölümde de eğer şey olursa, fırsatımız olursa da mesela liberal prensiplerle nasıl bir eğitim sistemi yürütülebilir onu anlatacağım. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İyi günler.